Şimdi İsa Aleyhisselam inecek mi inmeyecek mi? Hemen meale baktım. İslam oldu. Ne yazıyor? İnmeyecek. Öldü. Allah Allah. Bu kadar ayet hadis var. Ayetleri hadisleri. Şimdi diyor ki bu diyor iki ayetle çelişir. Dur şimdi bakalım. Şimdi bu kütükleri önünüze yuvarlayacak şimdi sizi. Siz bu kütüklerin biri önünüze yuvarlansa o kütüğü açabilir misiniz? Dur bakalım. Ben şimdi kütüğü yuvarlayacağım önünüze bakalım. Cevap isteyeceğim. Diyor ki Allah öbür ayette diyor ki Estağfirullah. Ve ma cealnâ li beşerin min kablikel huld. Biz senden evvel hiçbir beşere ebedilik hakkı vermedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki diyor İsa aleyhisselam da öldü ki böyle diyor. Böyle olmasa İsa aleyhisselam ebedi olmuş olur. Da getiriyor işi. Bir kütük yuvarladı şimdi önünüze. Çözüm. Ne anladınız? Ne diyeceksiniz bu adama? Cevap. He? Ya. He? Hayır Allah diyor ebedilik vermedim diyor. Ayet var şimdi. Bu ayete adam bir kütük yuvarladı önünüze şimdi sizin. He? Evet biraz şuralardan gelen bir şeylerden biraz anlamışlar da anlatamıyorlar gibi geldi bak. Nedir? İsa Aleyhisselam'ın şu anda yaşıyor olması, şu ana kadar ölmemiş olması ebedilik mi? Niye? Dünyaya geldikten sonra ölecek mi? Ölecek. Ebedilik ne demek? Sonsuza kadar yaşamak demek. Biz kimseye ebedilik vermedik buyuruyorsa doğru. İsa Aleyhisselam yaşıyorsa da şu anda yine de ebedi mi? Değil. Ama ne diyor? Bu ayetle çelişir diyor. Ne yapacaktın? Kafanı karıştırır. Dur şimdi. Hadi bunu bildiniz. Bir kütük daha yuvarlayacağım onu hiç bilemeyeceksiniz. Estağfirullah diyor ki şu ayeti diyor şimdi bak. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَن۪ي كُنْتَ اَنْتَ الرَّق۪يبَ عَلَيْهِمْ İsa Aleyhisselam'ın sözü Maide suresinin son sayfası. İsa Aleyhisselam diyor ki sen beni vefat ettirince ümmetimin gözcüsü ve murakibi sen oldun Allah'ım diyor. Sen beni vefat ettirince ümmetimin rakibi ve murakibi sen oldun. Buradan da anlaşılıyor ki kesinlikle diyor öldü diyor. Ne diyeceksiniz? He? He? O değil. İsa Aleyhisselam o sözü nerede söylüyor? Mahşerde söylüyor. Onu söylemiyor ama o. Mahşerde söylüyor. Ne zaman Allah soruyor? Ente kulte linnâs ittehidûni ve ummiye ilâheyni min dûnillâh. Ey İsa ile Meryem, siz Allah'ı bırakın da bizi ilah tutun diye ikiniz mi insanlara kendinizi ilahlaştırdınız soruyor. İsa Aleyhisselam da cevap veriyor. Ya Rabbi ben dünyadayken onların arasından hiç böyle bir şeyler yoktu diyor. Sen beni vefat ettirince yani benden sonra sen gözcü oldun. Yani ben ne bileyim benim arkamdan ne yaptılar. Şimdi İsa Aleyhisselam zamanında bu yoktu. İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldıktan sonra bu bozukluklar başladı. Fakat Allah Teala'nın İsa Aleyhisselam'a bu soruyu sorup İsa Aleyhisselam cevap verdiğinde İsa Aleyhisselam gökten yere indi. Ondan sonra öldü. Ondan sonra epey kalındı. Sonra kıyamet koptu. Mahşer kurulunca o diyor ki sen beni öldürünce diyor. Yani o zaman ölmüş dirilmiş zaten. Anladın? E şimdi orayı getiriyor. Bunlar mesele. Siz bunları bir okursanız var ya ulan bizim hoca bizi nasıl şaşırttı bu cübbeli hoca. Ancak hurafe anlatıyor dersiniz. İnşallah demezsiniz. Size de tam güvenmiyorum. Size de tam güvenmiyorum. Çünkü kalpler Allah'ın elinde ancak Allah'a güveniyorum. Kalplerimizi Allah'a havale edelim. Allah kalplerimizi sabit kılsın. Amin. Çünkü nice alimler bile kendime de güvenmiyorum. Allah'a güveniyorum. Ölmeden evvel bir itikadımız bozulursa biz ne yaparız? Hocalık mocalık para etmez, akıl ilim para etmez. Hidayet Allah'tan aman 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 aman. Mesele hassas. Zoka yutmayalım.